Kerim abi biliyorsunuz bir dernek kurduk ve Fırlantacı İş Adamları Derneği Kulübü diye bir dernek bu. Bu dernek hem gelecekte fırlantacıları, mücevhercileri daha iyi konuma taşıyabilecek ve birlik beraberliğimizi sağlayabilecek bir dernek olması dolayısıyla da hep beraber bir yol almak istiyoruz. Sizin de bu konudaki derin düşüncelerinizi, fırlantayla olan ilginizi çok iyi biliyoruz. Yani bu konudaki hem desteklerinizi hem de bu konudaki bilginizi canı gönülden talep ediyoruz. Bir kere hoş geldiniz. Böyle bir atılım içinde olduğunuz için de sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten de sırf pırlantacılar için özellikle zannediyorum 2200'den fazla bir üyemiz oldu borsa olarak, elmas borsası olarak. Ama 2200 üyemiz var. Böyle bir kurum var. Arkamızda devlet var ve devlet kurumu bizi destekliyor. Ama bana göre istenilen kurgu olmadı. Nedir bana göre kurgu? Ben diyorum bir binada küçük de olsa ofislerimiz yapabilenler o binada gelip ofislerimizi kuralım. Ve şimdiden bir yavru borsa binası oluşturalım ki ben 1977'de ilk olarak şeye gittim, Belçika borsasına. Gittiğimde 2 tane 3 tane binaları vardı. Sadece 3 bina ama bugün gittiğimizde 40-50 tane bir sokağa, bir cadde, 2 caddeyi birbirine açmışlar ve bütün o olduğu gibi sektörün yani borsanın üyeleri. Hatta bir borsa da yok orada. 3-4 tane borsa oluştu. Şimdi ben de diyorum ki bu bir fırsattır. Bu fırsatı biz değerlendirmeliyiz. Mesela sizin ben de dahil olursam beraber yapmamız gereken şey böyle bir binada gene yavru bir bina bir borsa oluşturmak. Burada neler elde edeceğimizi ben size paylaşayım. Ben bunu uzun zamandır dinlendiriyorum ama nedense sektör arkadaşlarım bunu yanlış algılıyor. Şöyle yanlış algılıyor. Derler ki peki biz bunu kuracağız ama bizde yeterince sermaye yok. Bunu dışarısı peşkeş çekmiş olacağız diye böyle dış sermayeden bir korkuları var. Halbuki ben şunu söylüyorum bunun karşısında. Bugün buraya hangi dış büyük firma geldiyse isimle telaffuz edebilirim. Çok büyük dev firmalar geldi evet. Ve burada konumlanmak istediler. Burada birisiyle beraber işbirliği yaptığında başlarına iş gelmedi. Yani para kaptırmadılar. Ama ne zaman kendi başlarına piyasada olmak istedilerse her biri birkaç milyon dolar, bazıları 10 milyon dolara yakın kayıplara uğradılar ve bırakıp gittiler. Dolayısıyla böyle bir durumu sadece ve sadece bizlerle beraber işbirliği yaparak oluşturabilirler. Bizim bu piyasamızın yani şu andaki ben geçen gün bir arkadaşım paylaştı benimle. Ya dedi ki çoksa ben bir su bilezik yapacaktım 50'şer santim işte 40 tane taş bulamadım 50 santim. aynı renkte ve aynı vasıfta. Çok doğru söylüyor. Dedim ki nasıl bulamazsın bulursun. Ama dedi ki ben VVS istiyordum. Hakikaten de VVS bugün ararsa 50 tane taş çok 50 az, santimler evet. Bulamaz. Ancak 5 tane oradan 10 tane oradan 20 tane buradan. Yalnız bunda değil. Bugün diğerlerinde mesela bir baget, bir navet, bir pinsa, bir gerdanlık dizmek istersen gene bulamıyorsun. Dolayısıyla biz piyasamızın sığlığından ancak böyle kurtulabiliriz. Bir tanesi kendi ihtiyaçlarımız çok daha rahat olarak giderilir. İkincisi buraya büyük bir sermayeler gelir, girer ve bununla ilgili olarak biz bir güç odağı oluruz. Ne demek güç odağı? Adam niye Belçika'ya gitsin? Niye İsrail'e gitsin? Niye Hindistan'a gitsin? Gelsin bütün ihtiyacını burada karşılasın. Burada para harcasın, otelde kalsın. Bu arada ben onu tanıyayım. Diğer bütün alıcılarla biz tanışalım. Şunu da sorabilir miyim? Buyurun. Yani mesela geçmişle bugün arasında fark var mı? Yani zemin şu an çok daha hazır galiba bu işler için değil mi? Yani, kesinlikle. Kesinlikle yani çok daha. Yönetimimiz de zamanında birçok şey imza atıldı. Tabii ÖTV'nin evet. Kalkmış olması. Evet. Birçok konuda bir rahatlık oluştu. Ya. Bugün anlatılmayacak kadar önemli bir yerdeyiz. Bakın ben bundan 20-25 sene önce biliyorsunuz taş tıraş fabrikası kurdum. Evet. Ve hesaplarken 1000 kişi üzerine hesapladım. Yeah. 8 katlı 350-370 metrekare bir bina kiralamıştım. 50 kişiye kadar ulaştım. Ama bakın o tarihte de
ihracat için, ithalat için gidip izin alıyorduk. Bir yığın izinler alıyorduk. Aynı ürünü tıraş edip gönderiyorduk. 50 tane sorun çıkıyordu. Bütün bunların masrafı ve ben en sonda 10 seneden sonra fabrikaya kilit koydum. Evet. Ben diyorum ki bugün fabrikayı açmış olsaydım bugün çok rahatlıkla çalışabilirdim. Ve bu tıraş sektörü büyürdü ve bize çok önemli bir katkıda bulunurdu. Yani bugün şartlar oluşmuş, o gün şartlar oluşmamıştı. Burada gene bu vesileyle emeği geçmiş olan herkese ben teşekkürlerimi de ortaya koyuyorum. Geçmişte yapılanları ve gelecekte de yapılacaklar. Bu bir kere kutluyorum sizi, tebrik de ediyorum. Bu bir atılımdır, güzel bir şeydir. Ama bir eksiği de dile getirmek istiyorum izninizle. Nedense biz sektör olarak bilmiyorum ya birbirimizi çekememezlik ya kıskançlık ya ben gücümü ona vermeyeyim falan gibi böyle düşüncelerle ki ben bunlara küçük düşünceler diyorum. Harikasın. Çok küçük ve ucuz düşüncelerdir. Bundan dolayı birbirimize bir şekilde evet diyoruz ama arka taraftan köstek oluyoruz. Yani birbirimizi desteklemiyoruz. Halbuki buraya konmuş her bir tuğla, her bir taş bu sektörü büyütmek için ve bizim daha istifade etmesi için birer unsurdur. Ben bu vesileyle arkadaşlara, bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Hiçbir şeyden çekinmeyelim, hiçbir şeyden korkmayalım. Biz piyasayı çok iyi tanıyoruz. Bugün bizim piyasanın dinamiği dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben bazen diyorum ki ben mücevheri 12 ayda 15 ay krediyle satıyorum. Adam nasıl olur diyor, mümkün değil. Ama oluyor, biz satıyoruz ve dönüyoruz. Onların kabul etmediği şekilde biz bir şekilde işimizi çevirebiliyoruz. Yani doğru bir şey yapmadığımız olabilir ama kredide daima piyasayı büyüten bir unsurdur. Dolayısıyla biz birbirimizin sermayesiyle, dış sermayeyle bir piyasa oluşturuyor. Piyasada akış oluyor. Niçin bugün dünyada iyi pazarlardan bir tanesi pırlantada? Aslında bundan dolayı. Şu bizim yurt dışının da garipsediği olaydan dolayı biz şu anda piyasamız gene dönüyor. Çünkü krediyle evet. dönüyor. Dikkat ettiğimizde riskimiz çok az olur. Yani risk yaratmayız, para kaptırmayız. Dikkat etmezsek tabii duyuyoruz oluyor. Ben bu vesileyle hem dış sermayenin buraya gelmesi hem bir binanın oluşması ve orada da küçük küçük ofislerimizin şu anda geçici olarak ofislerimizin olması çok daha sonra içimden geçen yani gönlümden geçen büyük bir borsa ve dünyaya sesimizi duyuran bir evet. yer olmasını diliyorum. Yani şunu söyleyeyim Kerim abi, yani hakikaten ben size bu kelimeleri söyletsem belki bunları söyle derdim. Yani siz bu kelimeleri aynı benim düşünce tarzımda birebir dile getirdiniz. Hem tebrik ediyorum bu kadar altyapınızın da kuvvetli olması dolayısıyla hem de teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. İnşallah dileğimiz gibi olur ve birçok arkadaş bu derneğe üye olur, bu kulübe üye olur. Ayrıca şunu da belirteyim. Yurt dışındaki bütün borsalar, borsa dediğim yer aslında bir kulüp çatısı altındadırlar. Evet. Ve bu kulüpler ve bu şeyler devletten, hükümetten, çeşitli merciden çok daha hızlı bir kanun veya oluşum elde ediyorlar. Bugün futbol takımları da biliyorsunuz birer kulüptür ve kulüplere çok daha başka bir tavizler verilmektedir. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.